Yaşasın mercimek çok. Yaşasın mercimek güzel. Derinlik nasıl? Şu olmasa daha çok yukarı başlayalım. Evet. Yazık ettin sen. Şarkı var diye hemen dönüyorum. Hayır. Var çok kalın. Var. Oğlum işte. Hayır. Bunda bir form analizi. Barı diyor ya. Elbiseye doğru çek abi böyle. Daha dik dur. Böyle bak. Ve yere it. Bu. Aynen. Biraz daha geri oturabilirsin. Bak biraz daha geri oturabilirsin. Ne anlatıyor? Şamil anlatmaya ne anlatıyor? Çok basit başlıyor. Sonra çevir. Falan demeye başlıyor. Bak. Ne yapıyorsun? Şey canım, burası McFit yalnız. Olmuş yani. Burada öyle yere fırlatamaz. Burası hakaretler kardeşim. Gürültü isteyen buraya gelsin. Giriyorum. Girmezsen en ağır. Zerkes Sami. Bak şimdi gidecek, yarı yolda bırakacak, diyecek topuma. Yarı yolda bırakacak diyecek. Koyun besliyorum. Bak ben buraya bahane dinlemeye gelmiyorum. Bahane yok kardeşim, bu araba. Renkbit reklamını da yaptık ama bahane yok değil. Maç bitti. Ben bir şey söylemedim. No fucking excuses bro. Evet arkadaşlar, beslenme çok soruluyor, konuşuluyor ama senelerdir benzer şeyleri, aynı şeyleri sık sık miktarlarını değiştirerek, genellikle de karbonhidratın miktarını değiştirerek tüketiyoruz. Yani çok farklı bir şey yok. Gördüğünüz pirinç burada 450-500 gram civarı var. Bunu tüketiyorum. Yanında genelde bir miktar köy tereyağı var. Onun dışında burada 500 gram kadar tavuğum var. Onu da tüketeceğim. Antrenman sonrası bu. Genellikle günde 600-700 gram et ürünü yiyorum. Yiyemezsem de arkadaşlar. Protein Ocean V ile beraber lif alif, fıstık ezmesi falan, bunları bu blenderda çalkalıyorum. Shake'liyorum. O şekilde yani. Genel olarak beslenme kısmı böyle diyebilirim özetle. Yani bizde böyle. Ben böyle seviyorum. Yaklaşık 500 gram tavuk, yaklaşık 300 civarı, hepsini yemedim çünkü pirinç diye düşünebiliriz antrenman sonrası öğünü. Evet arkadaşlar, bu arada böyle günümü de anlatacağım. En nefret ettiğim ev işinden bahsetmek istiyorum. Bulaşık falan çok daha tercih edilir. Bir de malum yani her antrenman bir tişört giyiyoruz, sonra o zaten çöp oluyor falan. Böyle o kadar sık olmak durumunda ki bu. Eskiden nasıl yapıyordum hiç hatırlamıyorum. Bir süredir aile evinde olup işte 2-3 aydır bu evdeyim. Gerçekten yani şunun olduğu an çok böyle şeyim. Öf falan bıkmış durumda oluyorum. Bulaşık olayı daha kolay yani. Hani
Yalnız yaşayınca zaten başka ne iş oluyor? Evi temizlemek çok kısa sürüyor. Hiç biri yardım etmiyor bana bu konuda. Zaten temiz bir ev genel olarak, hani dışarıdan çok cam açılınca falan kirlenmeyen bir ev. O yüzden aslında en böyle beni lanet ettiren gün içindeki aktivite çamaşır yıkamak oluyor. Mutlaka 3 günde, 4 günde, 5 günde bir acayip bir birikinti oluyor. Ve bu tip şeyleri de paylaşmak istiyorum sizle, hani günümü anlatırken. Evet arkadaşlar, farklı bir konsept olarak antrenman ve sonrasından başladım günü çekmeye. Şimdi bu öğünü yiyeceğim. Sonrasında maillerime bakacağım. Genelde öğrencilerimin mesajlarına da geç saatlerde dönmeyi seviyorum. Onları da cevapladıktan sonra ufaktan uyku moduna geçerim ve sabah kahvaltımı yapıp tekrardan günün akışı ile ilgili sizleri bilgilendiriyor olacağım. Garip hissettiriyor ama yapacağım bunu. Günaydın arkadaşlar. Öncelikle komşularımın garip müzik sesleri geliyor olabilir. İğrenç müzikler dinliyorlar. Çok kötü zevkleri var. Onun için çok özür diliyorum sizden, eğer duyuyorsanız, ama benim konuşmam muhtemelen bastırır. Güne nasıl başlıyorum? Güne su tüketerek başlıyorum. Bu benim rutinlerimden biridir. Burada 1,5 litrelik suyum var. Bunu böyle işlerime bakarken bitireceğim. Önümdeki işler neler? İnanılmaz bir, yani muhtemelen uzun zamandır bu kadar mesaj biriktirmedim. Hem Instagram'da hem de gece WhatsApp'ta, ama gece WhatsApp'ı hallettim. Bütün öğrencilerime döndüm. Öğrencilerim bir atak yaptılar sağ olsunlar dün. Şimdi bu Instagram mesajlarına dönmeye çalışacağım. Yaklaşık 300-400 DM Instagram'da var. Şöyle bir gezdim. Ama yani 2-3 günlük bir bekletme. Bu kameranın storiesinden tutun da eski bir storye kadar baya bir içerik birikmiş. Onun dışında sabahları genelde bir koçluk satışı ya da bir program satışı olursa direktman ilgileniyorum. Onun dışında iş planımızda ne var ona bakıyorum. Maillerime bakıyorum. Maillerimde çok büyük bir trafik yok bugün. Şey var. Rönesans Periodization, belki bilmeyenleriniz vardır. Benim artık sponsorum resmi. İşte yapacakları bir before after, yani bir transformation, bir vücut değişimi kampanyası var ve ödül verecekler 30 bin dolar kadar. Onunla ilgili bir planlama istiyorlar bizden, post paylaşım vesaire. Ona falan bakacağım. Onlarla mailleşeceğim. İletişime geçeceğim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi ben Mix and Go kullanıyorum, hızlı ve pratik. Protein tozu kullanacağım. Yulaf kullanacağım biraz. Süt ve bu şekerli fıstık ezmesi. Ben o şekersiz böyle fıstık taneleri gelen var versiyonları sevmiyorum. Yaklaşık ne kadar koyacağım hakkında hiçbir fikrim yok. Göz karar koyuyorum. Büyük shaker'ım salonda kaldığı için bu küçük shaker'ı kullanacağım bugünlük maalesef. Biraz porsiyon az olacak ama idare eder diye düşünüyorum. Bu arada arkadaşlar, ev ne yakarsam yakayım çok sıcak yani. O yüzden kusura bakmayın. O atlet parçasını bile çıkarmak zorunda kaldım. Bütün DM'leri bitirdim. Çok uzun sürdü yani. Ama şöyle söyleyeyim, yani 300-400 mesajın 150-200'ü, belki daha fazlası, bana yazan bir hater arkadaşı eğlencesine paylaşmıştım. Komik gelmişti yani, yazma şekli, üslubu falan. Yok abi işte DM ismini ver, DM atalım bilmem ne görsün o falan. Arkadaşlar yani adamın yaptığı şeyden farkı olmuyor aslında, dediğiniz şeylerin. Anlıyorum sizi. Sevilmek de güzel bir his bir yandan. Teşekkür ederim ama gerçekten ona istediğini vermek dışında bir şey yapmış olmuyoruz yani. Haterlarla bu şekilde yani bence dalga geçmek dışında çok vermemiz gereken bir şey yok onlara. Bu şekilde mücadele etmeye kalkarsak gerçekten işin içinden çıkamayız yani. Komik bir arkadaş işte, bana
sen kendini sporcu mu sanıyorsun? İşte vücutçularla dalga geçemezsin falan demiş ki ben vücut geliştirmeyi tam tersi powerlifting kitlesine güç sporu yapan insanlara sevdirmeye çalışan, vücut geliştirmenin de iyi bir spor olduğunu defalarca vurgulayan bir adamım senelerdir. Antrenman prensiplerimde de çok fazla yer alır. En yakın arkadaşlarımdan biri Güray, vücut geliştirici vesaire biliyorsunuz ama işte yanlış anlaşılıyor. Ya da eski videolarıma denk geliyorlar ve işte yanında bulunduğum ekip yüzünden beni de o şekilde algılıyor olabilirler bilmiyorum. İşte ben de böyle abicim kralsın falan çektim özetle. Dalgamı geçtim, eğlenceliydi. Ama yani ona zaten istediği şey o. Yani çok da üzülüyorum bir yandan. Düşünsenize bir adam bana bu mesajları atabilecek kadar vasat bir hayat yaşıyor. Böyle bir efor sarf edebiliyor. Yani onun adına da üzülüyorum. Ama siz de aynı tepkiyi verdiğiniz zaman sizin adınıza da üzülürüm. Hiç bence bu şekilde çözmeye çalışmayın bu sorunları. Tavsiyem bu olacak. Yani kim bilir hayatı ne kadar kötü gidiyor. Ülkenin ekonomisi leş durumda. Bu pandemi süreci var falan. Yani o da bir şekilde hayatta kalmaya çalışıyor diyelim. Kalabalık bir Instagram DM akışım var ama bunu seviyorum. Çünkü her mesajımın bir insanın hayatına dokunup bir fayda sağladığını biliyorum. Yani bundan emin olmak çok güzel bir his. Hep çok güzel geri dönüşler alıyorum. Bu benim tamamen gönüllü yaptığım bir şey. Ve gerçekten güzel hissettiriyor. Bana DM'den her türlü soruyu sorabilirsiniz. Er ya da geç. Tabii ki bir koçluk hizmeti gibi şu kadar gün içerisinde kesin dönüyorum diyemiyorum ama er ya da geç cevabınızı alırsınız. Ara sıra mesajlarını silenler falan görüyorum. Yapmayın, gerek yok. Ben bir şekilde dönerim zaten. Birazcık aynen de paylaştığım bugün storylere burada da paylaşıp yorumlayalım istiyorum. Bakalım nasıl olacak. İlk kez deneyeceğim bunu. Normal biri. Sevgili günlük. Bugün sevdiğim çocuğu gördüm. Sporcu olan biri. Sevgili günlük. Bugün bench press'e gününü gösterdim. Ya bu mesela ya kimseyi aşağılama niyetinde değilim ya da ki, herkesin motivasyonu farklıdır ama böyle bir şeye gerçekten böyle gazlanıp falan salona gidebilecek insan evladı var mı ya? Ya bu postları üreten sayfalar gerçekten acaba işin mühendisliğini biliyorlar yani gerçekten tutan şeyin bu olduğunu deneme yanılma yöntemiyle test ederek falan buldular mı yani? Çok ilginç geliyor bana ya. Böyle bir kitle varsa da acayip tuhaf, ne diyeyim yani. Şınavla barfix desteklenirse göğüs, kol ve sırt kasları ciddi şekilde gelişir. Ve öyle bir fotoğraf koymuşlar ki yani olabilecek en absürt sırtı falan koymuşlar. Bir arkadaş şey yazmıştı buna, o çok hoşuma gitti. Aa hocam dumbbell sipariş etmiştim, o zaman iptal edeyim falan yazmıştı. Şimdi bir tane beyin yakan aynen var. Son tekrarlarda partner yardımıyla 2-3 tekrar. Tıkanıldığında hızlı hızlı 2-3 tekrar. Ve tıkanıldığında hareketi yarım ve hızlı yapma tekniği gelişimi arttırır. Hiçbir bok anlamadım yani. Tamam, yardımlı 2-3 tekrar. Bu arada yardımlı tekrarların hiçbir işe yaramadığını gösteren çok fazla bilimsel araştırma var. Forced reps diyoruz buna. Hiçbir boka yaramıyor arkadaşlar, yapmayın. Tıkanıldığında nasıl hızlı hızlı 2-3 tekrar yapacağız? Bu büyük bir soru işareti. Ve tıkanıldığında yarım ve hızlı yapma. Bu belki bir nebze hani o son eforu sarf etmek için. Belki de yani. Ulan. Bir de bir mizah postumuz var. İşleri iyice çığırından çıktı. Yumurta fiyatları o kadar arttı ki DM'den hocam çekilişle yumurta ver diye mesajlar geliyor ya. Yumurta fiyatlarının artması ve ekonominin böyle kötü olması komik değil. Yani mizah yapıyorsan da daha yaratıcı ol arkadaşım. Yani bu nasıl bir mizah anlayışı? Hani ağlanacak halimize gülüyoruz derler ya. Tamam gülelim ama bari bir sarkastik bir olay olsun, bir şey olsun. Yani bu DM'le çok komik ya. Gerçekten DM'den gelen bu çekiliş fırsatını değerlendir ya gerçekten. Yani yumurta çekilişi yapıyorum falan de iyice komik olsun anasını satayım. Neyse, aynenlerimize de baktık. Bilmiyorum, burada yazılı değil de sözlü dile getirmek garipti. Ve postlar bu ara biraz azaldı. Siz bana yollamaya devam edin. Geldikçe ben onları böyle hem burada hem Instagram'da okumaya devam edeceğim. Evet, suyu bitirdik. Kahvaltı shake'imizi içtik. DM'leri temizledik.
Mailleri okuduk. Artık antrenman zamanı gelmiştir. Şimdi biraz araba yolculuğu yapacağız. Hasan kardeşim sağ olsun arabasıyla beni ara sıra böyle antrenmanlara götürüyor. Orada sorduğunuz birkaç soruyu cevaplarken goy goy yapmayı planlıyorum sizle. Ya abi senden kameraya çıkmak şey oluyor mu? Sıkıntı olur mu sana? Yok benim için bir sıkıntı. Görüşürüz abi, eyvallah. Crossroad 34 yollarına çıktık arkadaşlar. Bu arada böyle bir iki tane güzel mesaj alıyorum arada. Biri şey yazmış. Overhead press yaparken sütlaç gibi titreyeceğin ağırlığa da girme. Ama böyle intro cümlesi. Yani daha önce hiç chatimiz olmamış çocukla. Direkt bana bunu yazmış. Bunu yazacak kadar nasıl bir insandan, bir insana ne hissedebiliyorsun ya? Nasıl bu kadar zavallı olabiliyorsun? Hiç yaşamadığım bir duygu. İnşaatı yaşamam. Yaşayan insanlara da şey diliyorum. Allah'tan ne dilenir? Sabır. Aynen. Yok. İslam. Şimdi bir tane daha soru gelmiş Hasan. Senin de düşünceni merak ediyorum bak. Ara sıra böyle konu dışı sorular geliyor. Güzel oluyor. Sana çok kilit bir soru soracağım. Sagopa mı ceza mı diye bir soru gelmiş, tamam mı? Şimdi hiç kilit değil ve bir saniye bile düşünmedim. Neden? Çünkü Sagopa'yı rapçi olarak görmüyorum, birincisi. Sebebi şu. Hip hop kültürü birazcık Afrikan Amerikan kültürü ve biraz cazdan da evrilmiş bir kültürdür. Ve caz müziğini aşağılayan bir adamdan bahsediyoruz. O cazlar blueslar beni bitiriyor ne olur falan diye gerizekalı bir röportajı vardı. Zaten yanındaki kadından bahsetmeyi bile istemiyorum. Fiyasko. Ve şey yani ben böyle aman şöyle oldu. Name falan sevmiyorum anasını sattığımın rapini. Ne yapmayın. Ya evet arabesk yap git. Ceza kesinlikle. Ama o dönemin rapçileri arasındaki favorim Fuat'tır bu arada. Onu da söylemiş olayım. Bütün gelenekselin dışındaki yenilikçi rap akımını Türkiye'ye getiren adam odur. Kendi en özgür stilde ondadır yani. Hala da taş gibi rap yaptığını düşünüyorum. Bu konudaki düşüncem bu. Hasan Brom'la da bir single üzerinde çalışıyoruz. Allah! Çalışıyoruz beraber. Belki sizlerle de paylaşırız. Eğlencesine rap yapmaya başladık birkaç gündür. Kolay iş. Müzisyen adama kolay iş daha doğrusu. Bana zor. Yani ritmik yapıyı biliyorsanız, kafiye de uydurabiliyorsanız artık günümüz rap müziğinde ekstra başka bir... Ha bir de biraz melodi biliyorsanız ki müzisyenseniz onu da bilirsiniz. İş şeye kalıyor. Beat'e kimyanızın uyması ve o beat'in içinde güzel dans edebilecek flow'lar. Ya ben beat'i dinleyip mesela işte Rota'dan da öyle gördüm. Bir sürü rapçi de böyle yapıyor. Hani dıt 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 falan böyle... Nasıl bir buna sonra kelimeler uydurmaya çalışıyorum. Çok anlamsız olursa değiştirmeye çalışıyorum falan. Özetle bu. Böyle bir şey de sizi bekliyor. Bu arada birinden de içerik fikri gelmiş. Onu da söyleyeyim. Adam diyor ki çok orijinal bir fikir var bende. Salak salak küfür edip sallayanları kandırıp gel bir antrenman yapalım diye. Home gym'in ortasında ya da sen tut yarbay. Güzel bir içerik olabilir. Bunu da notlarımın arasına ekleyeceğim.
İşte biz de böyle yerlerde antrenman yapıyoruz arkadaşlar. Kaç saat yol geldik. Emek, ter. Bunlar olmadan olmuyor, gelişilmiyor. No pain, no gain. Bunları neredeyse 1,5-2 senedir kullanmıyorum arkadaşlar. En son galiba yarışma döneminde kullanmıştım. Diyeceksiniz ki ne için? Ayak stabilitesini geliştirmek için, birazcık onun üzerinde durmak için kullanmıyordum. Çok bir etkisi oldu mu bilmiyorum. Bence hala iyi bir ayak stabilitem yok. Bu arada bu tarz ayakkabıları hani soruyorsunuz nereden bulabiliriz bilmem ne. Eskiden piyasada çoktu veya ucuza da bulunuyordu. Artık maalesef yok. Ben de bilmiyorum. Lütfen sormayın, üzülüyorum. Piyasada bitti bunlar yani, artık yok. Varsa da işte 1000 küsür lira ateş pahası. Overrated rap mi? Underrated demişlerdi, ömrüm bugünü beklemekte geçti. Bu rap elektrik gibi, söndüremez ettiğin tehdit. Tenkit nedir eksik ki, yeterli tek bir mermi çekti tetik. Red kit ve şekilden çekti gireceksen. Hiç çekinme, çek it detektif. Niçin bilir kişi gibi direttin işi, bir pöre işe gideceksin. Üç gibi kestik, dönüyorum bir fil dip mi diştirip. Bana göre çok kompleks değil, basic. Tek tip değil her bir kelimen ismetrik. Şekli geçtik testi, seyret Netflix prestij. Lean'deyken hara bana fikri septik. Sanki raptım netim, ben ürettikçe kazanamaz hiçbir yakın netlik. Şanslıyım peki, fakat yazdığım her söz koduma bir altın bektik. Yaptığım teftiş, bana da öğretti nasıl yapılamaz aktığım teknik. Alkış tebrik, wow, baya bir aslan kesti. Gecenin bir vakti sonra kendi özür dilerim. Dikkatli onlar yapalım. Yine de seri kalta tabi ki kakit, ben hip hop bir bombayken doğdum. Kanka o gözlü katına dikkatli bakın, görün hafif alıncak bir vaka değil. Sayan gibi altı katlı panzer babın, kafa kara panter ve vakanda da hava karanlık. Kapit tatına geri dön, bir pahalı takı takıp şatafat yapmadım. Fakat hip hop'ın tadı etti bir köri, önce biri batasından ben kimim gör. Bu baba ne bak, kalk taksini. Evet arkadaşlar, genelde bir gün böyle geçiyor. Antrenman saati bir tek değişiklik gösterebiliyor. 2-3 saat sapmalara uğrayabiliyor eğer işim varsa. Ama işimin böyle ciddi yoğun olduğu günler var ve rahat olduğu günler var. Yani 2-3 saat ayırmamın yettiği günler oluyor. Bazen 12-13 saat bilgisayar başında olduğum günler oluyor. Onlar o kadar sık olmuyor. O yüzden de antrenmanlarıma vakit bulabiliyorum. Genelde bu şekilde. Şimdi yine videonun başlangıcında gördüğünüz antrenman sonrası yemekleri yiyeceğim. Genelde böyle kendini tekrar eden bir düzen var. Akşamları boş vakitlerimde bazen vakit bulursam, ki bu ara çok saldım, davul çalışıyorum. Kitap okuyabiliyorum. Yani o boş vakitlerde de işte klasik insanların ya ilgi alanıyla ya da işte bir şeyler izleyerek geçirdiği vakitler yani. Orada müziğe vakit ayırabilirsem ayırıyorum. İşte bu aralar biraz rap ile ilgileniyorum falan diye düşünebilirsiniz. Tipik bir günüm böyle geçiyor. Umarım videoda bir günümü yeterince iyi anlatabilmişimdir arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar, full day of eating'i kapatırken bir de son gece yemeklerimi de paylaşmak istiyorum. 2 tane büyük boy pizza. O zaten yeterince zorladı da sonrasında da ek olarak da sonra böyle biraz acıktım arkadaşlar. 2-3 tane mini magnum, 1-2 tane cips, birkaç çikolata, böyle çokolat falan filan var. Bu şekilde yani. Böyle büyüyebiliyorum ben bir tek. Bir de seviyorum yediklerimden keyif almayı. Sağlık falan. Yani. Seviyorum sağlıklı olmayı da, evet destekliyorum ama beslenme konusunda çok kendimi kısıtlamayı sevmiyorum. Bu şekilde bir full day of eating'di. Görüşmek üzere. Daha doğrusu bu şekilde bir a day in the life'dı. Görüşmek üzere, hoşça kalın.